küresel ısınma, kuraklık ve canlı çeşitliliğin azalması ve daha birçok sonuç. Orman yangınlarında ilk bakışta yanan yalnızca ağaçlar gibi görünse de yangınların uzun vadede verdiği zarar oldukça büyük. Peki yangın sonrasında ağaçlandırma yeterli mi? Ayrıntılar haberimizde. İhmalle bir sigara ateşi, efendim unutulan bir piknik ateşi, bir çoban ateşi, efendim işte cam ve şişe kırıklarının mercek etkisi yaparak oluşturduğu ateşler, yangınlar hızlı bir şekilde yayılıyor. Nedenleri farklı ama sonuçlar aynı. Özellikle yaz aylarında çıkan orman yangınlarında her yıl binlerce hektar alan küle dönüyor. Üstelik zarar gören yalnızca ağaçlar olmuyor. Çevresel boyut çok önemli. İşte küresel iklim değişikliğine sebep olması, kuraklaşmaya neden olması, o bölgede yaşayan faunanın, fauna işte sürüngenlerden, kanatlılardan, mikro fauna, makro fauna dediğimiz yani bakterilerden, efendim işte fil, zürafaya kadar olan bütün hayvanlar alemini biz fauna kavramıyla ifade ediyoruz. Yok olan ormanla birlikte karbon salınımı da artıyor. Bu da zamanla aynı bölgede alevlerden kurtulan nadir bitki türlerinin kaybolmasının önünü açıyor. Peki yanan alanlar nasıl kurtulur? Ağaçlandırma ne kadar işe yarar? Yeniden ağaçlandırmayla kazanma yüzdemiz çok düşük. Yani 100 metrekare orman yandığında, şeyden Orman Bakanlığımız kurulduğundan günümüze kadar bizim bunu yeniden ağaçlandırma başarımız, bütün ekipmanımızla, işçimizle, özel sektörden aldığımız hizmetiyle, taşeron hizmetiyle bunu karşılama yüzdemiz %50'ler civarında. Uzmanlar yanan alanlar ağaçlandırılmasa bile kendi haline bırakılması durumunda doğanın kendi kendisini iyileştirebileceğini söylüyor.